Bayram havası olacak dediği rakam sizce ne olabilir? Hani ne verebilecekler acaba? Artı gerçek tam bayram havası olması için bu piyasa koşullarında nasıl bir asgari ücret olmalı Özgür Bey? Şebnem Hanım, öncelikle asgari ücreti devlet vermiyor. Asgari ücreti veren esnaftır, alanda işçilerdir. Niye esnaf diyorum? Çünkü Türkiye'deki işçi çalıştıran işletmelerin %96'sı 1 ile 10 arasında işçi çalıştıran işletmelerden oluşuyor. Burada devlet sanki asgari ücreti kendi belirliyor, kendi açıklayacağı asgari ücreti de kendi maliyetini karşılayacakmış gibi öyle bir asgari ücret açıklayacağız ki diyor. Herkes de bayram havası Evet. olacak diyor ama asgari ücreti kim ödüyor? İlk önce onu konuşalım. Asgari ücreti devlet ödemiyor. Yani. Asgari ücreti esnaf öder. İşçiler de cebine geçinebilecekleri bir parayı koymaya çalışır. Devlet neyi öder? Devletin cebinden ne çıkar? Memurun maaşı çıkar, emeklinin maaşı çıkar. Gerçekten de devlet öyle bir zam yaptı ki diyeceğimiz konular zamla ilgili memur maaşları ve emekli maaşlarıdır. Asgari Evet. ücret konusunda ne kadar yüksek zam yapılırsa devlet şöyle yapar. Elini ovuşturur. Çünkü sigorta primleri aynı oranda artar. Vergiler aynı oranda artar. Devletin cebine de daha fazla para girer. O yüzden şu şekilde karşılar. Daha yüksek olmasını ister. Tabii Benim ama asgari vergi kaldırdılar mı acaba asgari ücretten? Mesela bayram olacak dediği bunu işaret ediyor olabilir mi? Yani en azından devlet asgari ücretten vergiyi kaldırabilir mi? asgari ücretin şu anda belirleneceği rakam maksimum 4 bin lira. Hı. 4 bin liranın üstünde yapmaları imkansız. Net mi, brüt mü? Net şu anda 3577 lira, net Hı-hı. agi dahil maksimum 4 bin lira olur. 4 bin lira olması demek de yaklaşık olarak yemek, yol, tazminatlar, sosyal haklarla beraber 7 bin liraya mal olur bir asgari ücret. Yani hiç işi bilmeyen, üniversiteden yeni mezun olmuş, tecrübesiz birisinde 7 bin lira mal etti kimse çalıştırmaz. Bu nedenle gençler, tecrübesizler iş bulmakta daha çok zorlanacak. Asgari ücrette devlet vatandaşının mutlu olmasını istiyorsa işçiye bir miktar esnaf, işveren zam yapar. Bir miktar da devlet elini taşın altına koyarak alacağı verginin bir kısmını almaz. O da maaşlara dahil olur ve işçi için daha iyi olur. Ama asgari ücrette 4 bin lira gibi bir rakam bilmiyorum bir bayram havası yaratır mı? Ben yaratacağını zannetmem. Ya bu ortamda yaratmaz tabii. Bu ortamda 1 kilo süt 20 lira olmuşken 4 bin lira asgari ücret bir işe yaramaz. Bir de asgari ücreti geçen hafta açıklasalardı ya da bugün açıklasalar yarın açıklayacakları asgari ücrete göre asgari ücret her gün değer kaybediyor. Tabii. Dövizdeki yani TL'deki bu azalış değer kaybı her geçen gün Türkiye'de ürünlerin fiyatını arttırırken asgari ücrete sadece bir kere, yılda bir kere zam yapmak hiçbir işe yaramaz. Yani. Ve bu zamlar da 2021 yılında maliyetlere yansır. Bu maliyetlerle beraber her şeyin fiyatı biraz daha artar, enflasyon biraz daha artar. Ocak ayında asgari ücret zammıyla ilgili maaş çalışanın cebine Şubat ayında girecek. Şubat ayının 20'sine kadar. Yani hemen çalışanın cebine de bir para girecek. Şubat ayında ilk maaşını alan kişinin eline 4 bin lirası zaten 4 bin lira da bugünkü değerden 3500 liraya düşecek bu artışlarla beraber. Belki daha fazla. Öncelikle bir fiyat istikrarına ülkede ihtiyaç var. Fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı için de ülke yöneticilerini, ülkeyi yönetenleri korkuyla değil de ülkeyi kurallarla yönetmesi lazım. Korkuyla yönetilen bir ülke maalesef ne yaparsanız yapın dövizin enflasyonun önüne geçemezsiniz. Buraya kadar geldi, bundan sonra işimiz daha zor olur. Hiç kimseyi tedirgin etmek istemem. Ancak tedirgin olacak bir durumdayız. Ne olacağını kestiremiyoruz. Bugün dolar 14 lirayı geçti. Yarın 15 lira olmayacağını kimse iddia edemez. 20 lira olmayacağını kimse iddia edemez. Ya tabii ki. Fiyat artışlarına bir önlem alınmazsa şu anda konuşacağımız asgari ücretin çok da bir önemi yok.
Ya ne peki bir şey söyleyeceğim Özgür Bey, siz tabii bütün bu yaşadığımız bu günlerde de bunu kontrol altına alabileceklerini, fiyat artışlarını durdurabileceklerini düşünüyor musunuz kısa zamanda? Kısa vadede bugünkü politikalarla bunu gerçekleştirmeleri imkansız. Yarın FED, Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Para politikalarını belirleyecek. Faizi 0.25, 0.50 ya da 0.75 arttırırsa. Ayın 16'sında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bunun üstüne bir de bizimkiler faizi 1 puan, 2 puan, 0.50, 0.75, 1, 2 puan düşürürlerse dövizdeki artış önlenemez durumlara gelir. Bu son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle faiz konusundaki açıklamaları tüm yatırımcıları, yerli yabancı yatırımcıları, AK Parti'ye yıllarca oy vermiş esnafı, işçiyi, orta sınıfı, memuru, herkesi tedirgin ediyor şu anda. Bu tedirginlik de ülkede aslında bu ekonomiyi tetikleyen en önemli nedenlerden bir tanesi güvensizlik, bir de tedirginlik ortamı. Bu tedirginlik ortamının ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için de sizin ya da benim çok fazla yapacağım bir şey yok. Yetki Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine hoş gelecek kelimeleri kullanan kişileri bir yerlerde görmek istiyor. Son göreve gelen Maliye Bakanı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz düşüncesiyle örtüşen kararlar alabileceği nedeniyle göreve getirildi. Evet. Ekonomiden çok anlamayan, ekonomiyi bilmeyen bir kişi şu anda ekonominin başında. Aynen öyle. Ama şimdi bakın hani bu bütün bunları diyorum ya artık hani takip ediyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Bu faiz düşürme olayının ne kadar başarısız olduğunu, aksine Türkiye'yi çok daha büyük bir uçuruma sürüklediğini hepimiz görüyoruz. Bunda ısrar ediyorlar ve inat ediyorlar faizle ilgili. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda sabit bir fikri var. Şimdi her geçen gün fiyatlar artıyor, artmaya devam ediyor ve devam edecek. İşte geçen hafta 50 liraya 60 liraya bir peynir bulabiliyorsanız eğer, aynı bulduğunuz aynı kalitedeki peyniri bu hafta 80-90-100 liraya alıyorsunuz. Et zaten artık ulaşılmaz bir durumda. Hiçbir şekilde vatandaş et alabilecek durumda değil. Ve ben onu söyledim. Yani bir süre sonra gerçekten sokaklarda kuru ekmek aramaya başlayacağız neredeyse. Görünen o. Yani ne olacak, bu fiyatlar böyle devam edecek, devam ederse siz atıyorum mesela 10 gün sonraki tabloyu vatandaş açısından nasıl görüyorsunuz marketlerde, pazarda? Bu şekilde fiyat istikrarsızlığı belirsizlik ortamında artmaya devam eder. Kendimize yetecek bir ülke değiliz. Yurt dışından bizim maalesef ithal. Hayatımız bir hayli fazla. Evet. Şu anda elimizde kullandığımız ürünlerimiz, marketlerdeki ürünlerin bir kısmının döviz bazında maliyeti 11 lira, 12 lira maliyete biz şu anda katlanıyoruz. Bugün döviz ya da dolar 14 lira, euro 16 lira oldu ya, bunun bize yansıması 1-2 ay sonra olacak. Biz şu anda bize yansıyan 11 lira, 12 lira rakamları şu anda bize yansıyor. Maksimum 12 lira bile yansımıyor. 10 lira, 11 lira bize yansıyor. Hı hı. 14 liradan, 15 liradan ya da 16 eurodan alınan, bugün sipariş verilip alınanların maliyeti bize birkaç ay sonra yansıyacak. Yani birkaç ay sonra. Ocak ayında asgari artacak. Ocak ayında kiralar artacak. Ocak ayında ulaşım giderleri artacak. Yani Ocak ayında bizim maliyetlerimiz biraz daha artacak. Yılda bir kere asgari ücrete zam yapılıyor. Emekliye yılda enflasyon oranında TÜİK verilerine göre 2 kere zam yapılıyor. Bunun karşılığında ürünlerin fiyatları günde 3 kere artıyor. Sabah, öğlen, akşam. Etiketler günde 3 kere değişiyor. Bunun için biz asgari ücret rakamlarından daha fazla konuşmamız gereken fiyat istikrarı, yani fiyatların sabit kalacağı, döviz kurunun daha fazla artmayacağı yönünde garantiler duymak istiyor ülkede herkes. Ve herkes işine konsantre olmak istiyor. İşiyle ilgilenmek istiyor. Şu anda ürününü satmaya insanların cesareti yok. Çünkü sattığı üründen
kar elde edemiyor. Sattığı ürünün aynısını aynı rakamlardan alamıyor ya da vadeli satarsa o parayı tahsil ettiğinde aynı ürünü bir kere daha dükkanına koyamıyor satmak için. Evet. Yani zararına satışlar, zararına işler yapılıyor şu anda. Özellikle hizmet sektöründe düşünün mesela benim ofisimde biz 400 TL'ye danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hı hı. Dolar yaklaşık olarak 6 liradan gittiğinde ben 66 dolara danışmanlık hizmeti veriyordum. Şu anda benim danışmanlık hizmetimin bedeli 14,5'tan 27 dolara düşmüş. O kadar sadece tabii. 27 dolara ben danışmanlık yapıyorum. Ama benim işçilik giderlerim artıyor, kira giderlerim artıyor, elektrik artıyor. Tabii. Yakıt giderleri artıyor. Yani ofiste her şey artarken bizim gelirimiz azalıyor. Bu gelir tabii azaldığında da biz zorunlu ihtiyaçlarımızdan feragat etmek zorunda kalıyoruz. Yani yoksullaşıyoruz. Ülkede %10 zengin, %50 de yoksul var. Yaklaşık %40 da orta sınıf diyeceğimiz bir sınıf var. Yani ne zengin ne fakir. Orta sınıf kaldı mı hala Özgür Bey? Orta sınıf mı kaldı? Şimdi orta sınıf birkaç yıldır orta sınıf giderek azalıyor. Belki %30'lara yani falan düştü. Ama birkaç yıl önce en azından beyaz yakalı, cebine 10 bin lira para giren aylık, 12 bin lira, 15 bin lira para giren, çocuğunu küçük de olsa bir özel okula gönderebilen, tatil yapabilen kişiler azalacak. Yani önümüzdeki yıl siz tatil beldelerine gittiğinizde gidemeyeceksiniz ya da gidersek bile sadece otellerde Almanları, İngilizleri, Fransızları göreceğiz. Çok küçük paralarla gelip burada otellerde olacak. Biz kendi ülkemizde onlara hizmet eden, onlar için çalışan, onların mutluluğu için çalışan, doğal güzellikleri, denizi, ormanı, doğal güzelliklerden faydalanamayan yoksul bir halk kitlesine doğru gidiyoruz.